Öğretmenlik Meslek Kanunu yasa tasarısına karşı tepkisini ifade etmek isteyen Eğitim Sen ve bağlı sendikalarımız, yönetici ve üyeleri, konfederasyonumuz, yürütme kurulu üyeleri, Ankara'nın mafyanın çiftliği haline gelmesine seyirci kalan güvenlik güçlerinin gazlı, coplu, tekme tokatlı saldırısına uğradı. Başka bir sendikanın yürüyüşüne olması gerektiği gibi izin veren güvenlik güçleri sendikamız Eğitim Sen'in yürümesini ve basın açıklamasını çoğunluğu sendika MYK üyelerimiz, yöneticilerimiz olmak üzere 11 arkadaşımızı darp edip gözaltına alarak engellemiştir. Açıkça sendikal ayrımcılık yapıldı. Konfederasyonumuz, yürütme kurulu üyeleri, sendikalarımız, yönetici ve üyeleri yerlerde sürüklenmiş, hedef alınarak gözlerine gaz sıkılmıştır. Bu durum başta anayasanın 10. maddesi olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin polis zoru ve şiddetiyle ortadan kaldırılmasıdır. Ülkemizi sendikal hakların kullanımında dünyada en kötü 10 ülke listesine sokanlar bu yasaklama ve saldırılarıyla eleştirilerin ne kadar haklı olduğunu bir kez daha ispatlamışlardır. 9 Temmuz'da Ankara Kızılay'da iktidarın eğitim ve bilim emekçilerine, sendikamız Eğitim Sen yönetici ve üyelerine yapılan saldırıyı, demokratik haklarımızı kullanmamızı engellemesini şiddetle kınıyoruz. Saldırıyı gerçekleştiren, haklarımızı kullanmamızı engelleyenler ve sendikal ayrımcılık suçu işleyenler hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı ifade etmek istiyoruz. Bu saldırılar, yasaklamalar, işkence ederek gözaltına almalar, fiili ve meşru mücadelemizden bir adım olsun geri adım attırmayacaktır. Toplumsal ilişkileri ve geleceğimizi kendi ideolojik referanslarına göre şekillendirmeyi hedefleyen Öğretmenlik Meslek Kanunu sessiz sedasız meclisten geçirmek istiyorlar. Sessiz kalmayacağız. Haklarımıza ve geleceğimize sahip çıkacağız. Değerli basın emekçileri, sendikamız Eğitim Sen Öğretmenlik Meslek Kanunu gündeme getirildiği günden bu yana teklifin tehlikelerine ve iktidarın teklifle neleri hedeflediğine dikkat çekmektedir. İktidara ve Milli Eğitim Bakanlığı'na uyarılarda bulunmaktadır. Ancak AKP-MHP iktidar bloğu uyarıları ve eleştirileri dikkate almadığı gibi cemaatlerin, tarikatların isteklerine göre hareket etmektedir. Yasa teklifinin hazırlanma sürecinde yandaş sendikalar dışında kimsenin düşünce ve önerileri alınmamış, eleştirilere kulak tıkanmış, bakanlık bildiğini okumuştur. Peki Eğitim Sen ve bizler bu kanun teklifine neden karşı çıkmaktayız? Kanun teklifi öğretmenlik mesleğini değersizleştirmekte, öğretmenlerin iş güvencesini ciddi anlamda tehdit etmekte, eğitim fakültelerinden mezun olmayı ayrıntıya indirgeyip kurulacak eğitim akademileri üzerinden AKP kadrolarını yetiştirmeyi hedeflemektedir. Öğretmenlerin ekonomik sorunlarına çözüm üretmemekte, eşit işe eşit ücret ilkesini ortadan kaldırmaktadır. Eğitim emekçilerinin özlük haklarını zayıflatmakta, ayrımcılığı ve eşitsizliği derinleştirmektedir. Eğitim emekçilerinin kazanılmış haklarını önemli oranda ortadan kaldırmakta, eğitim fakültelerinden mezun olmayı öğretmenliğe atanmada bir ayrıntı haline getirmektedir. ÖMK'yı derhal geri çekin. Gerçek bir meslek kanunu hazırlamak istiyorsanız İLO ve UNESCO ortak belgesi olan öğretmenlerin statüsü tavsiyesi metnini esas alın. 5 Ekim 1966 yılında kabul edilen ve Türkiye tarafından da onaylanan bu tavsiye kararı öğretmenlerin toplumsal statüsüne yönelik olarak bugüne kadar atılmış en önemli ve kapsamlı adımdır. Bu metin dikkate alınmadan hazırlanan bir meslek kanunu kabul edilmesi mümkün değildir. Gelin tüm eğitim emekçilerinin ekonomik, demokratik özlük haklarını iyileştirmeyi amaçlayan, öğretmenlerin haklarını koruyacak, eşit işe eşit ücret ilkesine dayanan, adil ve kapsayıcı bir meslek kanununu hep beraber hazırlayalım. Gelin nitelikli eğitim için öğretmenler kadar emeği olan idari ve teknik personel, yardımcı hizmetçiler sınıfı ve 4-5 statüsünde çalışan eğitim emekçilerinin hakları ve taleplerini içeren bir kanun hazırlayalım. Anayasal hakkımızı kullanmamızı engellemekten, sendikal ayrımcılığı derinleştiren uygulamalardan, sendikal hak ihlallerine her gün bir yenisini eklemekten vazgeçin.
9 Temmuz'da tüm bu suçları işleyen güvenlik güçleri ve yetkilileri hakkında derhal soruşturma açılmasını sağlayın. Bir kez daha sendikal haklarımızı, anayasal güvence altında olan temel hak ve özgürlüklerimizi kullanmamızın engellenmesini, arkadaşlarımıza şiddet uygulanmasını, darp edilerek gözaltına alınmalarını kınıyor ve protesto ediyoruz. Emek ve demokrasi güçlerini yasa tasarısı görüşmeleri boyunca devam edecek eylem ve etkinliklerimize güç vermeye ve dayanışmaya davet ediyoruz. KES, Dersim, Şubeler Platformu.